Adıyaman Oto Çekici kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün Malatya bayisinden iki araç yükledik. Seferimiz Adıyaman'a. Malatya Adıyaman yani. Bir Hyundai Bayon, bir tane de Hyundai i20 araç yükledik. Arkadaşlar biliyorsunuz ben sizlere yardımcı olmak adına gelen soruları cevaplıyorum. Şöyle bir soru vardı. Üçlü çekici yapmak isterken veyahut hani daha fazlasını yapmak isterken neden böyle bir şeye başvurdun? Ki bu araç çünkü Türkiye'de ilk olduğu için bu konuda çok soru geliyor bana. Neden böyle bir araca başvurdun? Arkadaşlar ben kendi hissettiğim ve daha önceden de tahmin ettiğim ama şu anda yaşadığım birkaç tane özelliğini sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada da çok güzel bir manzaradayız arkadaşlar. Şöyle şurada. Çeşmeler akıyor. Doğal kaynak suyu. Çok güzel de akıyor. Bu sene zaten maşallah su kısmından bereketli bir sene oldu. Şöyle Adıyaman Malatya dağ yolundayız. Bu yola zaten birçok kişi otomobille bile girmeye cesaret edemiyor. Hatta ben yolda bazı araçları takip ediyorum. Şeridin dışına çıkıyor. Ben kendi aracımla kesinlikle şeridin dışına çıkmıyorum. Bildiğiniz gibi benim araç üçlü arkadaşlar. 3 tane aracı aynı anda alabiliyor ve D segment 3 araç tamamen sığabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar neden mi Iveco Dalia'yı seçtim? Şimdi yani öncelikle neden kamyonet grubunu seçtim? Arkadaşlar kamyonet grubunu seçmemdeki neden? Ben şehir içine geldiğimde de şehir içinde tekli olarak çalışabiliyorum. Hani üçlü de böyle bir projeyi onun için özellikle istiyordum. Mesela uzun yol seferlerimi, zaten benim seferlerimin %99'u uzun yol. Ama şehir içine geldiğimde de bu şekilde tekli olarak çalışabiliyorum. Artı arkadaşlar çok güzel bir özellik. Normalde biliyorsunuz 4 dingilli araçlar tır kapasitesinde aynı geçişi yapar otobanlarda. Benim aracım arkadaşlar normalde Avrupa yakasına gidip gelirse tahminimce 1200-1300 lira otoban ve köprü masrafları tutacaktır. Ama ben 10 TL 75 kuruşa ikinci köprüden geçebiliyorum arkadaşlar. Sürekli de geçiyorum. Zaten bunların videolarını sürekli olarak paylaşıyorum. İkinci köprüden geçmemiz çok güzel bir avantaj arkadaşlar. Dediğim gibi fiyatı da çok çok aşırı bir şekilde fark ediyor. O yüzden ben Avrupa yakasından araç alırken çekinmeden alabiliyorum arkadaşlar. Artı arkadaşlar en büyük özelliğimiz ve sürekli iş yapmamızda bizi hani iyi yönde etkileyen yakıtımız arkadaşlar. Iveco Dalia ben 80 km hızı geçmediğimde tekli bir araçla gittiğimde 12 ile 14 km arası yaptırıyorum. Ben aracımı kesinlikle yormam arkadaşlar. Ama üçlüyken bu en çok yaktığı yakıtı söyleyeyim size. 100 kilometrede 14 litre. Yani 1 litre ile 7 kilometre civarlarında bu en fazla yaktı arkadaşlar. Hani full tonaj ve çok rampalı bir yola gittiniz. Atıyorum Adıyaman'dan çıktınız. Sivas, Gümüşhane, Kelkit o civardan Trabzon'a gittiniz. Çok rampalı bir yoldur orası. Ben zaten ilk üçlü seferimi oraya yapmıştım. Orada 1 litre, 100 kilometrede 14 litre yakıyor. Yani 1 litre ile 7 kilometre civarlarında. Bu en fazla yakıtı arkadaşlar. Adıyaman İstanbul arasında 100 kilometrede 11 litre civarlarında yakıyor. Yani bu da 8 ile yani evet 8 ile 9 arasında değişiyor arkadaşlar. 1 litre ile yani 8-9 kilometre ama 100 kilometre üzerinden değerlendirirseniz 100 kilometrelik bir yolda 11-12 litre, 13 litre o civarda üstünüzdeki yüke göre değişiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi en çok yaktığında 14 litre yakıyor 100 kilometrede. Yani bu da üçlü bir araç üzerinden değerlendirecek olursak diğer kamyon grubu araçlarda onların en az yakanı 100 kilometrede 20 litre yakar arkadaşlar. Bu da benim için ayrı bir avantaj arkadaşlar. Ayrıca sigortam, muayenem daha düşük arkadaşlar. İstediğim yerde mesela dar bir yere gireceğim.
Römorkumu bir petrolde üstünde iki araç olsa bile istediğim yerde bırakıp diğer aracı en dar yerden bile alabiliyorum. Bu da yine güzel bir avantaj. Ve araçlarımı tamamen hani müşteri bakımından böyle çok güzel oluyor. Adrese teslim yapıyorum arkadaşlar. Adresten alıyorum ve adrese bırakıyorum. Bu da müşteri için güzel bir avantaj sağlıyor. Mesela çoklu araçlarda genelde kapıya kadar götürülmez. Otoparka bırakılır ve hatta otoparktan tekli bir çekiciyle tekrardan başka bir çekiciye yüklenerek istediği adrese bırakılır arkadaşlar. Ya arkadaşlar böyle şimdi video çekerken bir de ben kesintisiz videoları çekiyorum. O yüzden bazı sorular yani bazıları aklımıza gelmiyor. O konuda hoş görün arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bilmeyen arkadaşlar bazen yorum yapıyor. Yani şimdi bilip bilmeden konuşmak gerçekten çok önemli. Diyor ki bu tamamen dingil ortada. Neden böyle dingil araları geniş değil? Arkadaşlar daha benim dingil araları açık. Ben kantarlarda aracımı sürekli tartabilsin diye kantarlarla problem yaşamak istemediğim için dingil aralarını açtırdım arkadaşlar. Daha normalde bu açık hali. Bu römork yapılırken arkadaşlar bunu ben kendim evde yapmadım. Mühendis yapıyor. Mühendis onayından geçiyor. Bir sürü kontrolden geçiyor. Yani denge merkezini tamamen hesaplayarak yapıyorlar. Ve siz de aynı şekilde dengeli bir şekilde yüklediğinizde zaten hiçbir şekilde problem yaşamıyorsunuz bu şekilde. Dingil araları açık olursa lastiği yer ve daha çok açık olursa dar dönümlerde mesela U tipi dönüşlerde dingilinize kadar eğme yapabilir arkadaşlar araç doluyken. Yani o yüzden hani bilip bilmeden konuşmayalım. Şimdi bir de arkadaşlar birkaç tane şimdi ben aracın uzunluğunu sürekli sordukları için bir video çekmiştim. Buna nedense tırcı arkadaşlarımız çok kızdı. Hani tırın yanında çekmemden dolayı. Yok işte tırdan uzun olsa ne olacak? Yok şöyle şimdi konuyu anlamadan yorum yaptıkları için bazen işte yok 13.60'la çek. 13.60'la da tabii iki tane video çektim. Onların ısrarları üzerine. Tutmuş ya istediği kadar uzun olsun. 42 ton yükü almadıktan sonra veyahut da 30 ton yükü alamadıktan sonra. Yani bu nasıl bir beyin kapasitesi ben çözebilmiş değilim. Çözebilen yorumlara bahsederse sevinirim arkadaşlar. Yani şimdi bu aracın bir kapasitesi vardır. Senin aracının ayrı bir kapasitesi vardır. Bu aracın kullanım şekli farklıdır. O aracın kullanım şekli farklıdır. Bunda olan özellik farklıdır. Onda olan özellik farklıdır. Şimdi buna 42 ton yükü atamazsın ama onu da otomobil gibi kullanamazsın. Onunla ikinci köprüden geçemezsin. Onu çıkarıp şehir içinde tekli olarak çalışamazsın. Yani aradaki farklar böyle arkadaşlar. Şu andaki zaten tırlarda olan özellik birçok otomobilde bile yok. O kadar konforlu yapmışlar. Biz zoru başarıyoruz arkadaşlar. Tır sürüyoruz. Adamlar sanki tır sürdü mü o tırı başka hiç kimse sürmeyecekmiş gibi yeni tırcılarda özellikle genç yaştaki tırcılarda çok aşırı bir hava var. Ben burada arkadaşlar genelde zaten videolarımın içeriklerine bakarsanız genelde millete yardımcı olmaya çalışıyorum ve ben kısmetimden hiçbir zaman korkmam arkadaşlar. Hani demem ki ben böyle her püf noktasına kadar anlatıyorum. Birisi de alır benim işime engel olur. Arkadaşlar ben kısmetin her zaman Allah'tan geldiğine inanırım. Hiçbir zaman kulların kısmetimi değiştireceğine inanmam arkadaşlar. Ha taş koyar, çomak sokar ama o da uzun vadede yine bize avantaj olarak döner arkadaşlar. Çünkü dürüstlükle yaptığınız her işi sonunu bekleyin kazanırsınız. Belki ilk bakışta kaybettiğinizi sanarsınız ama ilerleyen etaplarda kazandığınızı sonuna kadar göreceksiniz. Arkadaşlar lastik yeme konusunda şimdi ben bu lastiklerle yani bu römorkla 30-40 bin yaptım. Yeni römorkumla. Ben biliyorsunuz biraz titiz olduğum için römorku yeniden yaptırdım. Bir iki hatasını yakaladım. Ve römorku yeniden yaptırdım. Çünkü bu Türkiye'de ilk olduğu için görüyorsunuz lastikler daha sıfır ayarında. Yani bunu 40 bin kilometre civarlarında yaptım. Özellikle ön lastiği gösterdim.
Çünkü zaten ilk bitecek lastikler ön dingildeki lastiklerdir. Sürtünmeden dolayı dönüşlerde o lastik sürtünerek döner. Yani sürtünme de arkadaşlar fazla yok. Bir de bu araç tır gibi tonaj aşırı yüklemiyor. Zaten arkaya attığımız yük toplamda 3,5 ton oluyor. İki aracın ağırlığı, römorkun boş ağırlığı toplamda 3,5 ton oluyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir soru gelmişti. Bunu daha önceki videolarımda da cevapladım. Şimdi arkadaşlar bazen diyorlar ki römorkumuz, dikkat ederseniz ben az önce çektiğimde benim römorkum arkada da plaka var. Yani araç ayrı bir plaka, römork ayrı bir plaka, tırlarda olduğu gibi yani. Bunun muayenesi ayrıdır. Sadece muayene vardır römorkta. Bazı arkadaşlar soruyor. Bende römork var ama plaka yok. Bunu kullanabilir miyim? Arkadaşlar normalde hani siz kullanırsınız. Ceza yazmazlar belki. Belki ilk günden de ceza yazarlar. Ama resmiyette onu kullanamazsınız oto taşımacılığında. Niye diye soracak olursanız, arkadaşlar normalde plakasız römorklar, yani Q1 belgeli römorklar, diğer adıyla O1 de diyebilirsiniz. O belgeli römorklar plakasız 750 kilogramı aşmayandır arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar diyor ki tamam römork zaten 750 kilogramdan hafif. Ya arkadaşlar bu römorkun boş ağırlığını demiyor zaten. Römorkun boş ağırlığıyla birlikte üstündeki yükle birlikte 750 kilogramı aşmayacak. Bugün zaten 750 kilogramlık bir araç da yok. Artı römorkunuzun boş ağırlığı da en az 600 kilo. Hiç yoksa 600 kilo gelir. O da çok hafif bir malzemeden yaparsanız. Yani demek istediğim arkadaşlar, plakalı, ruhsatlı olmazsa resmi olarak izin yok. Ama siz çalışıyorsunuz. Benim arkadaşım çalışıyor. Bana dedi ben ceza yememişim. Şudur budur, ben orasına karışmıyorum. Orasını cevaplamıyorum arkadaşlar. Ben size resmi olarak hani yapmanız gerekeni söylüyorum. Plakalı, ruhsatlı olmadan trafiğe çıkmanız normalde yasak arkadaşlar. Ve ayrıca plaka ruhsat olduğunda zaten otomatikmen fren de eklenmiş olacak. Çünkü projesi onaylanmaz ve muayeneden geçmez arkadaşlar. Tekrardan sizlere şöyle bir manzaraya doğru giderek yine muhabbetimize devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu işe yaklaşık bir 3 yılım tam daha dolmadı. 3 yıl civarlarında, 2,5 yıldır başladım. Ve işimi ben gerçekten severek yapıyorum. Ayrıca zaten bu proje, yani oto çekici işi benim 5 yıldır aklımdaydı. Ama zamana bıraktım. Hani biraz daha bekledim yapmak için. Şöyle çok güzel manzaralar var arkadaşlar burada. Şu çınarlar gerçekten yılların çınarları. Zaten bir 4-5 kilometre ileride bir dodanlı çınarı var. 550 yıllıktı yanlış hatırlamıyorsam. O çınara 14 kişi tamamen kollarını açtığında kökünü saramıyor arkadaşlar. 14 kişi civarlarında, işte uzun boylu olurlarsa 14 kişi kökünü ancak sarabiliyor. Arkadaşlar işte oto çekici işine yapmaya karar verdim. Ondan sonra birçok çekici arkadaşlarımız hani ben sıfırdan girince öncelikle yapamazsın, şudur budur dediler. Çok şükür ben her zaman daha ilk senemde bile işimi gerçekten üst seviyelere taşımayı başardım. Ve birinci senemde olmadan aracımı ikiliye çevirdim. Ben çünkü bu işi şehir içinde kısa mesafelerde yapmaktan ziyade uzun yol taraftarıydım. Ve ben uzun yolu da gerçekten seviyorum. Şu anda da o daha önceki yaptığım, benim bir de kasam arkadaşlar çok ağırdı. Benim o çeki kancam da zaten aldığımda şansıma ruhsata işli çıktı. Tesadüf üzerine denk geldi. Çeki kancası ruhsata işli olunca ikinci aracı taşımak için arayışlara girdim. Ve gözlük römork dediğimiz, yani diğer kayar kasalarda bulunan gözlüğün römorklu halini düşünün arkadaşlar. Arabanın ön iki tekeri römorka biniyor. Arka iki tekeri yerde geliyor. O şekilde bir römork yaptım. Ve ikili çalışmaya başladım arkadaşlar. Tabii o konuda da hani o römork biraz daha güvensiz görünüyordu. Lakin ben spanzetlerimi gerçekten çok kaliteli almıştım. Daha bir kere bile gevşediğini görmedim. Ve çok şükür 1,5 yıl civarlarında o şekilde çalıştım ve hiçbir problem yaşamadım. Dediğim gibi
Hani biraz güvensiz görünüyordu. Gözlük römorkta da olmasına rağmen hani gözlük römorkta tekerin üst kısımlarına yani aracın ön tekerlerinin denk geldiği yerlerde aydınlatma vardı. Ona rağmen ben aracın tepe lamba, tavanına bir tepe lambası mıknatıslı koyuyordum. Ve yanlara da yine mıknatısla kendim cep telefonu tutamaçlarından yaptığım aydınlatma sistemim vardı. Park, fren, sinyal hepsi çalışıyordu. Yine onlara da özel kendim kablo çektim. Ve ben elektrik işine de bu arada meraklıyım arkadaşlar. Zaten daha önceden de oto LPG işi yapmıştım. 9 yıl boyunca yaptım. Ve ben bu işe arkadaşlar gerçekten çeyrekten yetişerek girdim. Hem tamircilik yaptım, hem babamdan gelen oto galeri mesleğinde yine devam ettim arkadaşlar bir 8-9 yıl. Ve benim aracımda araç çektirmek isteyenler dışarıdan araç alıp bizimle irtibata geçebilirler. Bende aracımda sürekli boya cihazı da var. Olduğu yerde incelerim. Ondan sonra sizin adınıza satışını da alıp getirebilirim arkadaşlar. Bu işi gerçekten severek yapıyoruz. Aşığım işime, öyle diyeyim. Arkadaşlar şu anda aracın üstünde iki araç olduğuna aldanmayın. Araç üçlü. Zaten gördüğünüz gibi iki aracın arasında epey bir boşluk var. Ayrıca römorktaki aracın arka tarafında da yaklaşık bir 2 metre boşluk var. Çünkü tekli yüklediğinizde römorka tek araç yüklediğinizde ortalamanız lazım dingilleri. Tabii bunu motor kısmı ağır olduğu için motor kısmı biraz daha geriye gelecek. Genelde arkadaşlar mesela iki araç da birbirine eşit ağırlıklardaysa ağır aracı kasaya yüklemeniz daha mantıklı arkadaşlar. Eğer römorka iki araç yükleyeceksiniz, onların da yine eşit ağırlıkta olmasına dikkat edin. Tabi her zaman eşit ağırlıkta araç denk gelmeyebilir. O zaman da ne yaparsınız? Ağır olanı aracın ön kısmına doğru yanaştırırsınız. Veyahut da diyelim ki birisi ağır, birisi hafif. Ama birisi hatchback, birisi sedan, D segment bir araç. O zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Römorkun ön kısmına hatchback aracı iyice arabanın önüne getirene kadar yanaştırırsınız. Yani şu tekeri, şu römorkun binim alanının bittiği yere kadar, son deliğe kadar getirirsiniz. Zaten delik bir tanesi boşta kalması lazım ki halatı geçiresiniz. Kancaları şu şekilde zaten bağlama sistemimiz. Arkadaşlar bir de geçenlerde bir tane oto çekici arkadaşımız hani ben bağlama sistemim çok sağlam deyince niye neyle bağlıyorsun ki dedi. Arkadaşlar şu spanzeti görüyorsunuz. Spanzet bunların 35 TL'ye olanı da var. Şu anda gerçi 50 TL falan oldu. Ama bu spanzet 1 milyar 200 milyon. Yani aradaki fark bu arkadaşlar. Arabayı 1 milim bile gevşetmez. O spanzetleri ben de kullandım zamanında. Hani acemilik dönemlerimizde. O spanzetleri bir de janttan geçiriyorduk. Gevşeme yapabiliyordu. Ama şu şekilde geçirdiğinizde görüyorsunuz. Belki çok dikkatli bakarsanız halatta tekerin o oluk izlerini bile çıkartmış arkadaşlar. Yani bunda kesinlikle 1 milim bile gevşemez ve ben sürekli kontrol ederim. Kesinlikle bir kere bile daha gerdirdiğimi görmedim. Gerdiremiyorsun çünkü son haddine kadar gerdiriyor ve gevşeme yapmıyor arkadaşlar. Daha önceki spanzetlerde gevşeme sorunu çok yaşıyordum. Bu spanzet videoda belki fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama diğerlerinin iki katı uzunlukta ve çift diştir şurası. Görüyorsunuz. Her bir tarafta çift diş var. Ve o çift dişi de geçtim. Ters dişi arkadaşlar bir de. Spanzeti tam tersine gerdiriyor ve gevşemesi imkansız bir şey oluyor. Buradan o arkadaşa da selamlar. Bir de arkadaşlar ben dediğim gibi ben sürekli meslektaşlarımıza olsun, bu işe yeni başlayacak olanlara olsun sürekli yardımcı olma taraftarıyım. Ama bazı arkadaşlar hani terbiyesizlik yapıyor. Hani yorumda böyle dalga geçer gibi soruyor. Mesela o spanzet nasıl bir spanzet atıyorsun ki deyip bir de dalga geçecek bir şekilde yazıp altına da kahkaha işareti atıyor. Ya şimdi bunun komiklik neresinde? Ya bir şey soruyorsun, cevabını istiyorsan, ha yardımcı olmamızı istiyorsan düzgün adam gibi sorarsın. Biz de onu yanıtlarız. Ki o da zaten karakterini belli etti orada. Aklınıza gelen her türlü soruyu sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu soruları yanıtlamaktan gocunmam. Ayrıca arkadaşlar videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.
Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.